Sizce kimi bekliyorum tahmin edin. Dile'yi bekliyorum. Aydınlandı bak. Dile'yi bekliyorum tabii ki de. 5 saat bekleten. Ne oynuyorsun? Bilimsiz arkadaşımla buluştuk. Ne kadar güzel olmuşsun sen. Bir yere gitmemiz bile yani olay ve komedi. Biz geçen bir yere gitmiştik, orası kapalıydı. Yine aynı son molasılığı. Yüzde 1 milyon olabilir. Nasıl nereye gittin? Bunun çıkanında beni öldürüyor. Nereye gittik dede? Biz işte bu gezdiklerimizi çekmemiştik. Dedik ki biz çekersek bence bayağı iyi olacak. O yüzden bu sefer çekme kararı aldık. Artık şu videoları fazla izlerseniz kendime kamera almak istiyorum. Lütfen bol bol izleyip like atıp yorum atar mısınız? Ben normalde bir ailemle gezerdim böyle çiftlik yerlerini, köy ortamını. Artık yeni ailem. Dilay. Havaya bak. Yazlığa geldik. Ay küçükken şunlardan çok korkardım. Ben demiştim ya gittiğimiz yerle ilgili problemimiz var. Hayır tamam özür diliyorum. Benim hatam var. Burada şöyle. Dün şöyle oldu. Dilay dedi ki bana. Bu niye bu kadar hızlı geliyor, arkamdan bir bakar mısın? Bizi kamyon biraz ezecek galiba. Bir saniye yavaşlar mısınız? Bir saniye yavaşlar mısınız? Aşkım yavaş git o zaman sen de. Defolsa gitsin yandan ya. Sağa doğru çeksen. Aa. Gerçekten aa. Bassana gaza sen de o zaman. Ya ne güzel yerler. Dün şöyle oldu. Damla'nın pozitif enerjiliği bizim negatifliğimiz. Dün dedi ki Dilay gideceğimiz yere ara açın. Ben dedim ya gerek yok bir çay kahve için falan işte gerek yok hani banırlar bizi. Adam dedi ki organizasyon var alamayız. Belki biz de organizasyon yapacaktık mesela. Belki de olmuyorduk diyecektim. Şimdi tabii ki de bizim her zaman bir ikinci B planımız olduğu için Dilay'cığımla. Allah'ım azam binler şükürler olsun. Hemen o B planını aradım. O da rezervasyonsuz almadığını. Fakat... Bir yanda at binmeye gidiyor. Bir yanda at binmeye gidiyorlar. Yola çıktık. Anlık gelişimi. Ben de takılınca anlık yani kabul etmen lazım. Anlık değişimler oluyor. Evet, bana telefonda şey diyor. Elçin nasıl yani şimdi Silivri'ydi. Şimdi Beşiktaş'a mı gidiyoruz dedim bana telefonda. Evet Beşiktaş'a gidelim dedim. Fişekhane demişim. Anlık değişim yapma dedi. Ben dedim tamam Dilay dedim. Ama şimdi yine anlık değişim de ata binmeye gidiyoruz. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Biz de arabaya bindik ya nasip diyerek ata binmeye gidiyoruz. Biz Gaztepe'nin hepsini gezdik. Umarım Gaztepe artık bir köy. Bizi tuhafda değişiyor. Buradan bir arsa alıp hayatımız devam edebilir. Benzinci de görmedim hiç yani kalırdık yolda. Bana takılıyorsunuz anlık yaşıyorsunuz .com. Bye. Bir şey söyleyeceğim. Şekhaneye gidiyoruz diyen bir insan. Bir şey söyleyeceğim. O kadar biliyor dedim ki bakın gittiğimiz yerler bir kapalı da dedim ve bu kadar hani ayarlanmış gibi olamaz yani. Sanki bilerek aramamışım gibi hissettim şu anda. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani gerçekten açıktır hani bizi alırlar diye düşünmüştüm. Bu yoldaki boruların amaç ve gayesi ne bunlar? Ne yapıyor? Hani'sin ya hani. İçlerinden geçesim geldi şu an. Güzel bir yere geldik. Evet kaybola kaybola en sonunda çok güzel bir yere geldik. Ben çok beğendim. Sen? Çok güzel. Bizim için giriş çok önemli. Girişten gider yüz varsa zaten okey. Evet. Girerken video çekecektim ama. Çünkü ilk başta çok ısrarcı geliyor ama ben video çekemedim anne. Emin olamadım. Önce kendi emniyetimi korumam gerekiyor. Ondan sonra Dilan şöyle. Dilan şöyle oldu. Köpek varmış orada. Kanga. Ben tedavi içimden.
Kanka değil bu arada. Köpekten korkuyormuş sevgili arkadaşım. Korkmuyorum ya. Büyük bir köpek. Yani her neyse. Ondan sonra de üstünde koştu. Ben dedim mi Dilek'e bağırarak. Dilek'cim sakın korktu belli mi? Çünkü ona kokuyu alıyor. O yüzden hani bunu tamam, bunu derken ben şimdi önde beni bıraktı koşuyor. Koşuyor, hızlı yürüdü böyle. Hadi kardeşle yanımıza böyle hadi koş gidiyoruz sana. Dilek böyle çın diye bağırıyor. Herkes bize bakıyor. Ben böyle Dilek. Sonra beni Bilal geldi almaya. Dilek'den acıktığı için bir de bana böyle yaptı. Ertesi ben yemek yedim, orada sadece çay içeceğim o kadar. Arkadaşlar tok uyuyandan korkacaksınız. Yolun her zaman. Her çıkıyor. Zaman. Merhaba Ramazan. Çok güzel. Merhaba. Hello. Hello, hello, hello. Hello. Geldin o. Loko. Ben hiçbir şey yapmadım. Loko mu vardı? Burnuna kan mı? Bugün çifteye dönüştüm. Ay burası ne kadar güzel. Atlar ayakta uyuyormuş ya, bir yaşıma daha getirdim. Çok güzel. Merhaba. Ay bir bu. Merhaba. Bu köpek değildi lan kendine. Bugün öğrendiğim bir bilgiyi paylaşıyorum. Atlar ayakta uyuyormuş. Hayırlı olsun. Hello. Pampiş. Sabret. Çok heyecanlandı çünkü yanına gideceğiz diye yeni bir arkadaşa gideceğiz. Ben de sanki şey ücretli şey almışım gibi burayı tanıtıyorum. Belki bilirler. Belki kameraları toparlanır. Atı sev biraz. Bak koşuyor sevgiye. At köpek gibi değil, sevemem Dilay'cığım. Minik bir ücretli seçim yapıyorum size. Acıktım lan. Kahvesi. Çok güzelsin yapmışlar. Tebrik ediyorum. Çünkü kahvesinin fiyatı. Abla ben de dün 40 TL. Bence çok mantıklı. Bizim oturduğumuz kafelerde de zaten 38 falan filan oluyor. Birazdan ata bineceğiz. Ve ata binmenin fiyatını söylüyorum. 10 dakikası tahmin edin. Dararım 100 TL. 100 TL. Bence gayet normal. Kafelerde oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun, 100 TL veriyorsun. Biz ata binip bir ana bırakacağız. Düşersem de beni doktora burada acilen, Silivri'den nasıl götürürüz ben de bilmiyorum. Var mı hastane? Sorun yok. Tamam o zaman düşebilirim. Tüm günümü çiftlikte geçiriyorum. Çok güzel bir ortam. Evet, çok huzurluyum. Yanımda sevgilim. Hemen duygularımı paylaşmak istiyorum. Hatta yeni indim ve çok heyecanlandım. Elime yan titredim. Orası da böyle şey kaygan bir zemindi yani oturduğum yer. Eskiden insanlar nasıl ata biniyor? Savaşa falan gidiyorlar çünkü nasıl olur ya? Tebrik ediyorum buradan ata binip de muhteşem şeyler yaratan insanları. Bye bye.
gelmiş. Evet, atlarımı terk ettim artık. Yolculuk nereye? Ay, saçıma bak. Şimdi minik bir kahve içiyorum ve bugün bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.